Herkese merhaba. Bu videomuzda bilgisayarınızın hangi tür BIOS modu kullandığı konusunda kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Ya da başka bir ifadeyle bilgisayarınız eski BIOS modu yoluyla mı yoksa UEFI BIOS modu yoluyla mı ön yükleme yapıyor sorusunun cevabını vereceğiz. Peki bu ne işimize yarayacak? Özellikle USB bellek ile format USB'si oluştururken veya bilgisayarımıza yüksek kapasiteli yeni bir disk satın alırken bu bilgi işimize yarayacaktır. Bilgisayarımızın UEFI BIOS mu yoksa eski BIOS mu olduğunu öğrenmenin Dört farklı yöntemi bulunuyor. Şimdi birinci yöntemle başlayalım. Bunun için hemen bilgisayarımıza girelim. Buradan işletim sistemimizin yüklü olduğu C sürücüsüne gidelim. Ardından Windows klasörüne gidelim. Buradan Panther klasörünü bulalım ve bu klasörün içine gidelim. Ardından setup.act.log yazan belgeyi çift klikleyelim. Gelen pencerede hemen videonun altında bıraktığım cümleyi aratalım bu cümlenin sonunda f'i yazıyorsa bilgisayarımız UEFI BIOS modu. Eğer burada BIOS yazıyorsa eski BIOS modu kullandığımız anlamına gelecektir. Şimdi ikinci yöntemimize geçelim. Bunun için görev çubuğu üzerine sağ klik yapalım. Buradan görev yöneticisi diyelim. Gelen pencereden dosya yeni görevi çalıştır diyelim. Açılan küçük panele cmd yazalım. Ve buradan bu görevi yönetici ayrıcalıklarıyla oluştur seçeneğini seçili hale getirelim ve tamam diyelim. Gelen pencereye BCD edit yazalım ve enter yapalım. Gelen pencerede pat kısmının karşısında winload.efi yazıyorsa bilgisayarımız UEFI BIOS modu. Eğer winload.exe yazıyorsa eski BIOS modu kullandığımız anlamına gelecektir. Üçüncü yöntemimizde klavyemizden Windows R tuşuna basıyoruz ve gelen pencereye ms info 32 yazıp enter veya tamam diyoruz. Gelen pencerede BIOS modu yazan yerin karşısında UEFI yazıyorsa bilgisayarınız UEFI BIOS modu eğer Legacy veya eski yazıyorsa eski BIOS modu kullandığınız anlamına gelecektir. Dördüncü yöntemimizde hemen bilgisayarımız sağ klik yönet diyoruz. Ardından gelen pencerede disk yönetimi diyoruz. Burada durumun hemen altında bulunan kısımda EFI yazıyorsa bilgisayarımızda UEFI BIOS modu EFI yazmıyorsa eski BIOS modu kullandığımız anlamına gelecektir. Beşinci ve son yöntemimizde bilgisayarımızı yeniden başlatın ve DLT tuşuna basarak BIOS ekranına gidin. Boot kısmında UEFI yazıyorsa bilgisayarınız UEFI BIOS modu, EFI yazıyorsa eski BIOS modu kullandığınız anlamına gelecektir. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.